Programın adı Rehber. Ben rehberin sunucusuyum. Ama Çeşme'de benim rehberim Onur Saatli. Programı beraber açtık. Arada Çeşme'de ne yenirin cevabını yine beraber bulduk. Ama en önemli konulardan birine geldik. Bir sosyal medyamda bir video paylaştım. Orada işte 3 lira deyince çok yorumlar geldi. Ama dediler ki abi biraz da konaklamadan haber ver. Ben size şöyle söyleyeyim. Araştırırsanız, gelmeden bakarsanız, tarihiniz önceden belliyse Çeşme'de çok makul ücretlere, tabi artık makul demek neye göre kime göre onu da bilmiyorum ama tatil yapabilirsiniz. Yani bu biraz ne istediğinize bağlı. Az önce de zaten masada onu konuşuyorduk. İşte biz burada kalıyoruz. Yılların oteli, pırıl pırıl. Bak tekrar gösterelim. Dön Hüseyin abi şöyle bir arkanı. Burada bir platform. Buradan denize giriyoruz. Çıkıyoruz odamızda duşumuzu alıyoruz. Aşağıda oturuyoruz. Canımız ne isterse en uygun şekilde bunu değerlendiriyoruz. Yani ben bunu başka yerde yapmak isteseydim gidip sadece 1500-2000 lira ayak bastı. 2000 lira şezlong. Yanına bir soğuk içecek 800-15 bin liraya da çıkabilirdim. Yani bu birazcık da taleple ilgili. Tekrar merhaba. Merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Tabii ki söylediğiniz gibi Çeşme'de diğer her bölgede olduğu gibi herkesin bütçesine uygun işletmelerimiz var. Konaklama tesislerimiz, yeme içme alanlarımız, plajlarımız var. Bu biraz da sizin dediğiniz gibi kişilerin seçimleriyle alakalı. Evet, son derece lüks hizmet veren plajlarımız olduğu gibi halk plajlarımız da var. Belediyenin bünyesinde olan Çeştur şirketinin işlettiği gayet temiz, düzenli, şezlong şemsiye tuvaletleri olan belediye işletmesi halk plajlarımız da var. Hiç ücret ödemeden kullanabileceği insanların plajlar da var ve konaklama seçeneklerinde de 5 yıldızlı oteller olduğu gibi daha makul ücretlerle ailece insanların konaklayabileceği misafirlerimizin seçeneklerimiz mevcut. Şimdi kahvaltısı çok güzel. Konum çok güzel. Evet. Hele ön tarafta yer denk gelirse şu muhteşem manzarayı da görüyorsunuz. Evet. Sezon. Artık high season değil mi? Yüksek sezonun zirvesindeyiz. Evet. İki kişi. O da kahvaltı. 8000'den başlayayım sormaya. Var mı? 8000 lira bizde yok fiyatlar. Daha makul fiyatlarımız. Standart odalarımız 3500 TL'den ekonomik odalarımız başlıyor. İki kişi kahvaltı dahil. Kahvaltı dahil. Ekonomik odalar. Deniz manzaralı odalarımız 4000 TL'den fiyatları başlıyor. Yukarıya daha üst kategoride odalarımız daha üst fiyatlarda var tabii ki. Yani ama başlangıç fiyatlarımız liradan. Başlangıç fiyatları bu. Peki. Geçen sene gezdiğimiz için o görüntüler Hüseyin abi var dedi. Yoksa sen düşünürsün Hüseyin abi. Apart dediğimiz... Evet. 1 artı 1, 1 artı 0, 2 artı 1. Bunlar da ortalamalar nasıl Onur Bey? 1 artı 1 dairelerimiz, apart oteldeki fiyatlarımız 4500 TL gecelik. 2 artı 1 dairelerimiz 8000 lira gecelik. Kahvaltı dahil fiyatlardır bunlar. Yani apartta kalınsa bile yine kahvaltı. Yine burada Casa de Costa işletmemizde kahvaltı alıyorlar sabahları. Peki 1 artı 1'de en fazla 4 kişi mi kalıyor? Bir aile, karı koca ve iki çocuk konaklayabiliyorlar. 2 artı 1'de bu sayı artıyor tabii. 2 artı 1'de de 5 kişi makuldür. Bu arada tekne turu çok keyifliydi. Teşekkür evet. ediyoruz. Hüseyin abi yine denize girmeli. Muhakkak tekne turuna da katılmalarını yani 4-5 günlük bir Çeşme seyahatleri varsa muhakkak bir gününü tekne turuna ayırmalarını, Eşek Adası turuna gitmelerini tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir bölge. Bu arada dün akşam Fasıl vardı. Türk Sanat Müziği vardı. Böyle değişik her gecede, her gece olmasa da belli günlerde haftada canlı müzik. Haftada 4 gün canlı müziğimiz var. Daha çok pop ağırlıklı canlı müziğimiz oluyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de katılabiliyorlar. Veya oteldeki misafirlerimiz yaz boyunca devam edecek. Bu arada Çeşme'de birçok işletmemiz var. Muhakkak Çeşme'ye gelen misafirlerimiz Çeşme'nin sakızlı dondurmasını, limon reçelini, sakızlı kurabiyesini tatsınlar, sakızlı muhallebisini tatsınlar veya paket olarak giderken hediye olarak götürebilirler. Sizden son bir ricam olacak programın sonuna doğru. Çeşme'nin yeni belediye başkanı 32 yaşında Lal evet. Denizli bir hanımefendi, genç bir kardeşimiz diyeceğim artık. Biraz zor randevu almak. Sizden rica edeceğim programa Lal Hanım'ı görmek istiyoruz. Tabii ki Lal Başkanımızla hemen temas ederiz. Sizinle de Çeşme ve turizmi üzerine bir mülakat vermesi için, bir araya getirmek için ricacı oluruz. Çok yoğun bir yaz sezonuna girdik. Lal Başkanımız da ortaya koyduğu hem seçim zamanı hem de seçimden sonraki dönemde ortaya koyduğu vizyon, Çeşme'nin turizmi, geleceği, sürdürülebilir bir turizm yaklaşımı için çok ciddi bir emek
ve çaba sarf ediyor. Hep beraber onun önderliğinde Çeşme'yi daha iyi bir noktaya getirmek için çaba sarf edeceğiz. O zaman Lal Başkan'la randevu işi sizde Onur Bey. Bende, tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bizim sporcuları gördüm, nereye? Hepsi gitmiş. Ha bak, benim Trabzonlu burada, Trabzonlu. Bak en sevdiğim, niye? Google'da araştırma yaptım. Her resimde en önde, her maçta ilk dayağı uyuyor. Tebrik ediyorum ama bir Trabzonlu olarak yine en ön safta yer almayı başarmışsın. Teşekkür Derecen ederim. Derecen var mı bu arada kardeşim? Var. Söyleyeyim mi hepsini? Tabii ki. Yani? Avrupa ikinciliğim var. Üç kere Avrupa üçüncülüğüm var. Olamadık işte yani, nasip olmadı. Dünya şampiyonlarına katıldım. İslam oyunlarında bir kere ikinci oldum. 2017'de İslam oyunlarında üçüncü oldum. 6'ya yakında arda arda Türkiye şampiyonluğum var. Gurur duyuyorum. Aslında böyle bir başarılarım var.